Arkadaşlar selamlar. Bugün üzücü bir haberle sizlere bu videoyu çekmek gereksinimi duydum. Biliyorsunuz ki 17. yani yeni sezon 17. sezon geldi ve herkes hızlı bir şekilde saat 5'ten itibaren rank kasmaya başladı ve rank kasmaya başladıkları için arkadaşlar PUBG Mobile yetkilileri otomatikman böyle hani hile olsun, hileye yardımcı insanlar olsun veya sunucu değiştirme bug'a sokuyorlar biliyorsunuz ki ve bot atadılar biliyorsunuz ki etkili olarak bot atadılar. Bu botlar affetmiyor arkadaşlar. Affetmiyor. Sizlere ben her arkadaşlar yani sizlere sürekli lobiye çağırdığım zaman sorduğum sorulardan birisi şu. Siz tabi bilmiyorsunuz bunu. Lobiyi izlemediğiniz için ben sizlere normal videonun giriş kısmını atıyorum. Öncelikle soruyorum. Başka sunucuda oynuyor musun? 60 gün boyunca zaten sunucu değiştiremiyorsun. Başka sunucuda oynuyor musun diyorum. Abi yok diyorlar. Hile kullandın mı diyorum hiç diyorlar. Abi yok. Hatta şöyle diyorlar genelde. Abi vallahi kullanmıyoruz. Ne olur bir maç atalım video çekelim abi senin hayranınız diyorlar. Ben de inanıyorum tabii ki de. Başka arkadaşlar gerçekten rank asmaya ekipleriyle birlikte oynuyorlar. Güvenli insanlarla oynuyorlar. Ben de abonelerime güveniyorum. Ama bana bir ban geliyor ve bu banın sebebini tabii ki de siz tahmin edin. Kural ihlali. Kurallara uymadığı için hesabın engellenecek ve bir hafta ban yiyeceğim. Bir hafta. Hile olmuş olsam muhtemelen 10 yıl kapatılacaktı. Ama bir hileyle oynadığım için arkadaşlar, bir hileyle, bilinmez bir hile. Ama ben bu hilenin kim olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Çünkü oyun içinde gerçekten arkadaşlar, yani oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor, gibi bütün botları vuruyor. Onları az çok tahmin etmiştim ama başıma gelmesinden de korkuyordum bir nevi. Sizlerle oynadığım için de çok mutluyum ama gerçekten aşırı yoruldum. Gerçekten aşırı yoruldum. 48 saatte arkadaşlar taç 2'ye gelebildim. 48 saatte taç 2. Eksiler çok yedim. Hatta 48 saat değil. 1,5 günde. Ben size 2 gün sözü vermiştim. 1,5 günde ben taç 2'ye kadar geldim. Sıralamam 2000'deydi arkadaşlar. 2000'den aşağıdaydı. Yani siz 10.000'e yukarı olduğu zaman size 0,01 der. Ama biz sıralamada olduğumuz için direkt bizi 2000'den aşağı atıyor. Taç 2'ydik. Zaten astı. As 1'di aynen. Ben de pardon astı. Taç 2 iken Fatih astı zaten. Oradaki as Fatih sayılıyordu arkadaşlar. Yani ben bu banı yemeseydim büyük ihtimalle Fatih'ti. Ve arkadaşlar benim başarım bu değil onu söyleyeyim ben. Başarım Fatih olmam değil. Benim başarım Fatih olabilecekken veya as olabilecekken veya şu anki asıl garanti oynadığım Touch 2 iken abonelerimle buraya gelmek benim için bir başarı. Çünkü rank kazananlar bir herkes yani bana örnek verin aşağıda yorumlarda örnek verin. Şu yapmadı abi şu abonelerle oynadı deyin bana. Abi şu çocuk işte Touch 2 oldu Touch 1 oldu Fatih oldu çocuk. Hep abonelerle oynayarak kastı deyin bana. Benden başkasının olduğunu sanmıyorum ben. Benden başkasının gerçekten abonelerle oynayıp Taç 2'ye kadar gelebileceğini sanmıyorum ben. Şu son 3 gündür arkadaşlar. 3 gündür ben gece 5'te uyumaya gidiyorum ve saat 12 gibi kahvaltı daha yapmadan bilgisayarın başına oturuyorum. Yorumlara gerçekten yazın. Abi işte ben seni gece 2'de gördüm oynuyorsun. Gece 4'te gördüm oynuyorsun. Sabah 12'de oynuyorsun. 1'de oynuyorsun. Abi akşam 12'de bile oynuyorsun. Seni hep aktif görüyorum. Yoksa hesabın açık mı kaldı falan diye bir sorun aşağıda. O gerçekten görenler bir sorsun. Yani bu kadar emek veriyoruz ve ben de biliyorum ekip kurmasını. Yani ben de biliyorum ekiplerle oynamayı. Güvendiğim kişilerle oynamayı arkadaşlar. Ama siz istediğiniz için belki de bilmiyorum hani bu saflık. Belki de bilmiyorum para kazanınca aşırı para kazanınca belki de ben de değişeceğim. Mesela hani. Çünkü ekip kuranlar veya ekiple oynayanlar belki de para için böyle oldu. Onu tahmin edemeyiz. Ben ama olmayacağımdan emin olduğum için arkadaşlar sizlerle oynuyorum. Yoksa şu an kaç kişi var biliyor musunuz ekip kurmak isteyen benimle? Kaç kişi var? Kaç tane yayıncı var benimle ekip kurmak isteyen? Ben bunu biliyorum. Nimo TV'de yayın yapan, Dilel'de yayın yapan kaç kişi var? Şu Gmail hesabından kaç tane bana istek geliyor? Kaç? Bunu bilmiyorsunuz siz mesela. Ama ben tekim arkadaşlar. Ben tek tabancayım. Bu abonelerim de söylüyor. Ve şu an Instagram'dan bir sürü mesaj geliyor. Bir sürü. En az rahat 40-50 tane mesaj gelmiştir. Abi bronza düşmüşsün. Ne oldu? Ban mı yedin? Abi bir şey mi oldu? Oynayalım mı? Yan hesabın var mı? Falan diye soruyorlar. Yan hesabım var bu arada onu söyleyeyim. Yan hesabım var. Ama şu an çok zamansız oldu bu ya. Çok yersiz oldu, zamansız oldu. Ve insanlar dikkat etmiyor gerçekten ya. Yani gözlerim kan çanağına döndü benim.
tahmin etmeniz lazım arkadaşlar. Yani hile kullanıyorsanız bu rank kasma zamanınız. Bu bir hafta içinde PUBG Mobile'in deli gibi sizleri takip ettiğini sizler de tahmin etmeniz lazım. Size hile kullan demiyorum bu arada. Kullanacaksınız abi, bir haftadan sonra kullanın ya. O zaman gitsin. Çünkü bu bir hafta içinde oynadığınız kişileri de yakıyorsunuz. O 3 kişiyi de yakıyorsunuz siz. 3 kişi banlıyor ve siz şunu yapıyorsunuz. Şu savunma yapıyorsunuz. Abi ben işte kendi aklınızda tabii de PUBG Mobile'e erişemeyeceğiniz için işte ben bilmiyordum hile kullandığını. O zaman o sana der ki, PUBG Mobile etkisi sana der ki, ben nereden bileyim bilmediğini, oynamasaydın. Yani ben size inandım mesela, oynadım, ban yedim arkadaşlar. Belki de der ki, Aydın sen inandın, Noestar yani sen inandın, ban yedin. İşte ben de bu çocuğa mı inanayım yani? Ben bu çocuğa inanıp mağdur mu olayım der PUBG Mobile etkisi mesela. Öyle düşün, halk dilinde ben de öyle çeviriyorum yani arkadaşlar. Ama bilmiyorum, gerçekten çok yersiz oldu. Yani RP'yi de fulliyordum ben. RP'yi de fulleyecektim. Tam UC'yi aldım hatta. Belki de UC'ye bilmiyorum boşa mı gidecek bilmiyorum ama UC'yi de aldım. Belki de hani hesap bloke diye Bino Game büyük ihtimal UC'yi yollayacak ama ya tabii ki de UC'yi alırım diye düşünüyorum ama belki de şu an silindi ve bana şöyle bir savunma yapabilirler. Biz size UC'yi yükledik ama siz bana hesabın banlı olduğunu söylemediniz falan. UC boş ekmiş olabilir diyebilirler. Bunu tamamen bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Ve çok yoruldum. Sadece 5 saat uykuyla arkadaşlar. O yemek saati falan yok bu arada onu söyleyeyim. Çayımı falan odada kendim demleyip içiyordum. O derece bir deli gibi kasıyorduk. 2000. Avrupa sıralamasında ilk 2000'e girmek 1,5 günde ilk 2000'e girmek ve abonelerle. Oynadığım kişilerin yaşı arkadaşlar kaç biliyor musunuz? Muhtemelen 15, 16, 14, 13. Yani bir yorumlara yazın abi. Biri desin ki abi ben 18 yaşındayım ama benimle oynamadım falan desin. Ama biri de şunu da yazsın. Abi ben 13 yaşındayım ama benimle en az 5 tane maç attım. 5'inde 1000 aldık. Çünkü biz en az sıralama en fazla 5 tane maç peş peşe 1000 aldık en fazla. Hani peş peşe olarak sıralıyorum. 3 peş peşe 3 tane aldık. Ondan sonra ikinci olduk mesela. O peş peşe sayılmıyor. Yani ikincilikten sonra peş peşe 3 maç alsan normalde kaç ediyor? 7 ediyor. 4 maç peş peşe win almış oluyorsun. O 4'ten sonra kim girdiğin maçta ikinci oluyorsun. Onu win saymıyorsun. O ikincilikten sonra tekrar 3 maç peş peşe alıyorsun. Normalde 7 peş peşe maç olmuyor işte. O ikincilik bozuyor. Ama ben toplam nereden baksanız 110 tane maç attım. 33'ünü mü 34'ünü mü win aldım. Geri kalan 110 tanesini veya 100 o civarlarda bir şeyi ilk 10 içinde tamamladım arkadaşlar. Yani onun dışına tamamladım. İlk 10'un dışına tamamladığım maç sayısı muhtemelen 7 veya 8'dir. İlk 10'un dışında. Onlar da bir tanesi arabadayken paraşütle uzatlarken ölmüştüm. İlk 74. olmuştum galiba. Onun dışında gayet başarılı. Zaten bunun dışında yaparsanız arkadaşlar Fatih olamıyorsunuz veya güzel bir yere gelemiyorsunuz. Ama ben yine arkadaşlar hızlı bir şekilde kasacağım. Yeni gelsin. Bir hafta sonra desteklerinizi bekliyorum. Tekrar kasmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Böyle bilgilendirmek istedim sizleri de. Oynamaya devam edeceğiz. Ben pes etmeyeceğim arkadaşlar. Tekrardan Fatih'e kasmaya devam edeceğim. Ama biliyorsunuz ki abonelerle oynuyorum. Sizlerle oynuyorum. Oynamak isteyenler bana yazsın. Ben hala devam edeceğim. Gerekirse hesabım kapansın ama. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yani bir bilgisayar açıyorsun. Rank kasmaya devam edeceksin yemekten sonra. Ve karşına böyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve bunun sebebini şeye bağlıyorsunuz. Cahilliğinize. Cahilliğinize derken cahilliğime yani. Cahilliğime. Çünkü böyle bir şeyin başıma geleceğini ben biliyordum yani. Aşırı şekilde abonelerle oynuyorum. Ve illa aradan biri hile kullanıyordur diye düşünmüştüm ben. İlla ki biri hile kullanıyor. Ben de yanında kurunun yanında yaş olarak yanacağımı biliyordum arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hile kullanıp yanında oynarsanız ban yersiniz. Sunucu değiştirip arkadaşlar sunucuyu bug'a sokup başka sunucuda Amerika'da veya Orta Doğu'da rank kasıp sunucuyu bug'a sokup Avrupa'da rank kasarsanız ban yersiniz. Bu aynı zamanda arkadaşlar sizin bir haftalık değil. Bunu siz yaparsanız en az 10 yıl ban yersiniz veya hesabınız kapatılır.
Ben kurunun yanında yaş olarak yandığım için bir hafta ban yedim. Veya ihlal aldım. Ben arkadaşlar izleyin, videolarımı izleyin. Aşırı derecede hassasiyet ayarını güzel yaptığınız zaman ve bileğinizi oyun oynarken şu mouse falan var ya veya normal tuş olarak. Arkadaşlar boş vaktinizde sürekli mouse'a basıp parmağınızı ısındırırsanız eğer çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben abi öyle bir kocaman ekran var bu arada onu söyleyeyim. Şu an burası 80 santimlik ekran var. 80 santim. Bunu önce bir bilin. 80 santim ekran var. İnternette yazabilirsiniz. Hatta İncesabada benim hesabım var. Oradan da sordurabilirsiniz. İncesab'da burada Ağoc'un kavis ekranı var. Bana da şunu diyorlar. Abi senin işte çok büyük ekranın var. Sen tabii görüyorsun. Biz burada göremiyoruz diyorlar bana. Ama arkadaşlar ben buradan dediğim gibi görebiliyorum. Ve şu mouse arkadaşlar James Duncan'ın ve aşırı iyi hassasiyete sahip bir mouse. Aşırı kaliteli bir mouse arkadaşlar. Onun için şuradan abi bir aim koydunuz mu? Aim koymadan spray atamazsınız kolay kolay. O spray atamazsınız. Atıyorsunuz spray, köprü pusu yapıyoruz. Köprüden adamlar çıkıyor, tamam mı? Dümdüz gidiyorlar bu arada. Adamlarda hiçbir suç yok sanki hani. Adamlar dümdüz geliyor buraya doğru. Benzinliğe doğru. Tamam, benzinliğe doğru geliyorlar. Sonra başlıyoruz spray atmaya. Adamlar da muhtemelen şu. Lan hile bu ya, hile. Kesin hile bu ya. Bu var ya, bu kesinlikle hile ya. Aim bot almış, bir şey yapmış. İşte hile kullanmasa bizi böyle bayatamaz. Ya abi dümdüz geliyorsun, dümdüz. Ya sen profesyonel misin de dümdüz geliyorsun da öyle bize hile diyorsun. Ben anlamıyorum ki. Ama tabii ki de böyle bir şey saptanmayacağı için ben bunları hani sizler söylediği için biliyorum diyorum. Bu bir bildirim veya rapor etmeden ban yemiyorum ben, onu söyleyeyim. Okudum ben ban yeme sebebini. Şu an bu ekrandayım. Kurallara uymadınız diyor ve kurallara uymayan birisiyle birlikte uzun süre maç attığınız için sizler de engelleniyorsunuz. Bu yani tam olarak cümleyi hatırlamıyorum ama kurallara uymayan biriyle oynadığım için engellendim. Onu söyleyeyim ben size. Ki bunu siz de daha iyi biliyorsunuz. Yorumlara neden sizce neden ban yediğimi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir hafta sonra görüşüyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen herkes ID'sini bıraksın. Ben istek atıyorum. Bu sefer ben istek atıyorum ama hileyseniz arkadaşlar. Bilmiyorum. Hileyseniz daha konuşmam sizlerle. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir hafta boyunca yan hesabımla oynayacağım. Yan hesabım var Aydın Bebek adında. ID'sini o hesapla video attığınız zaman atarım sizlere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.